Geçen hafta Türk Hava Kuvvetleri bir ilan yayınladı. Buna göre ticari pilot lisansına sahip ilgili bölümlerden mezun 28 yaşını aşmamış kişiler Hava Kuvvetleri'ne pilot olarak başvurabilecek. Gerekli sınavlar, görüşmeler, sağlık elemelerinin arkasından temel subay kursunu bitirecek bu adaylar ve sonrasında alacakları ek uçuş eğitimleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapmaya başlayacak. Tabi bu ilan çıkınca arkasından şu sorular da ortaya atılmaya başlandı. Acaba 15 Temmuz'dan sonra Hava Kuvvetleri'nin pilot ihtiyacı hala mı bitmedi? Çünkü aradan 7 yıl gibi bir süreç geçti. Neden Türk Hava Kuvvetleri böyle bir adıma gidiyor? Gerçekten Türkiye'de pilotlarla ilgili bir sorun mu var? Bu sorular arka arkaya atılmaya başlandı. Benim de amacım videoda bu soruları bir nebze olsun cevabını verebilmek ve ne hedefleniyor biraz bunu sizlere anlatabilmek. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Gerçekten yaklaşık 3-4 gündür bu konuyla ilgili çok fazla soru sordunuz. Ben de video hazırlamaya karar verdim bunlarla ilgili. Fakat aşama aşama bir öncesine döneceğiz bunun. Neden bu aşamaya gelindi? Neler hedefleniyor? Ne gibi bir uygulama var bunlarla ilgili? Bu konuya bakacağız ama isterseniz bu açılan ilanla ilgili kısa bir bilgi vereyim size. İlana da bu arada açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Daha fazla detayını linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı özellikle nakliye filolarında görevlendirmek üzere pilot alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Burada genç arkadaşlarımızdan bir talep söz konusu. Ek eğitim alacaklar. Yani örneğin CN-235 tipinde çift motorlu, turboprop motorlu bunlar. Bu uçaklarda görev yapmak üzere veya daha büyük işte C-130, A-400M veya KC-135R tanker uçaklarına görev yapmak üzere bu ek eğitimi aldıktan sonra pilot olarak istihdam edilmeye başlanacak. Bu adaylar dediğim gibi gerekli bilgiler linkteki açıklamalarda verdiğim linkte. Peki bu duruma nasıl gelince önce isterseniz bu konuya biraz bakalım. FETÖ örgütü uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktivitesini arttırdı ve çeşitli kararlar alınmasına da açıkçası vesile oldu bu terör örgütü. Bu kararlardan en önemlisi neydi? Öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mecburi hizmetin kısaltılması. Uzun yıllardır Türk Hava Kuvvetleri'ndeki veya kuvvetin diğer birimlerinde de uygulanan mecburi hizmet standardı şuydu. Harp okulundan mezun olduktan sonra minimum 15 yıl hizmet ediliyordu. Bu 15 yılın sonunda da istifa etme, ayrılma seçeneği sunuluyordu. Bu süreç içerisinde işte 15 yılını dolduran ki pilotluk açısından gerçekten tam böyle iyi yetişmiş bir pilot için çok önemli bir dönem. 15 yılın sonunda istifa ederek ayrılabiliyordu pilotlar. Eğer bunu 20 yıla çıkartırlarsa ki o zaman binbaşı rütbesine geliyorlardı. Emekli olarak yani yaşadığı sürece ömür boyu maaş alacak şekilde emekli olarak Hava Kuvvetleri'nden ayrılıyordu. FETÖ'nün baskısıyla öncelikli olarak bu süreç 15 yıllık mecburi hizmet süreci 10 yıla kadar düşürüldü. Bu sırada FETÖ unsurları özellikle Hava Kuvvetleri'nde bu işe hiç bulaşmamış, uçmayı çok seven, gerçekten geleceğini Hava Kuvvetleri'nde gören birçok pilota da manevi baskı uygulamaya başladı. İşte çok yetenekli bir pilot, karargaha atandı, sağlık standartlarıyla ilgili uygulamalar, çeşitli mobbingler yapıldı ve çok sayıda pilot gerçekten en verimli çağlarında öğretmenlik yapıp yeni yeni pilot yetiştirecekleri dönemde Hava Kuvvetleri'nden ayrılmaya başlandı. Türk Hava Kuvvetleri için özellikle muharip filolar yani F-16 ve F-4 filolarındaki pilotlardaki bu kayıp giderek hızlanmaya başladı. Ne oldu? İşte geleceğin işte filo komutanları, üst komutanı olabilecek, general olabilecek bu çok zeki, gerçekten işini seven iyi pilotlar ayrıldıkça FETÖ yerine kendi adamlarını yerleştirmeye başladı. Bu erken istifa eden, ayrılan pilotlar da haklı olarak hava yollarında iş bulmaya başladılar ve çok büyük bir kısmını mesela 10 yıl uçmuş,
32-33 yaşındayken hava yollarına geçip o en verimli dönemlerini hava yollarında kullanmaya başladılar. Arkasından da 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Tabii ki bu FETÖ'nün yaptığı bu darbe girişimi bastırıldıktan sonra çok ciddi bir temizlik operasyonuna girişildi. Hava kuvvetlerinde bu dönem üzerinde 500'den fazla pilot ihraç edildi ki bu 500 pilotun çok önemli bir kısmı dediğim gibi F-16 ve F-4 uçaklarında uçan muharip pilotlardan oluşuyordu. Ve bunun arkasından da normalde uçak başına 1,5 olması gereken pilot ortalaması, bunlar NATO standartlarıdır, 0,8'e kadar düştü. Bu dediğim savaş uçakları için söz konusu. Ve tabii ki elde bir anda işte hava kuvvetlerinde az sayıda pilotun kalma durumu ortaya çıktı. Biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra da özellikle işte sınır ötesi harekatlardaki artış, Ege'deki görev artışları, çeşitli açık deniz görevleri, yani bugün Türk Hava Kuvvetleri Libya'da Libya açıklarına kadar Mavi Vatan görevlerine destek veriyor. Çok yoğun bir görev var ve eldeki de çok az bir pilot durumu var. Buna da karşı Milli Savunma Bakanlığı yeni bir adım attı. Öncelikle hava yollarına geçmiş, geri dönmek isteyen, gönüllülük esasına göre pilotları geri çağırdı. 100 civarında pilot Türk Hava Kuvvetleri'ne tekrar geri döndü. Bunlar hatta bir arma yapılmıştı onlarla ilgili, gri saçlar diye belirtilen. Gerçekten yaşı çok ileri ama F-16'da, F-4'te veya nakliye filolarında gerçekten ömrünü adamış çok değerli pilotlar geri dönmeye başladı. Bu pilotların da amacı gençlerin, tecrübesiz gençlerin hızlı bir şekilde tecrübe kazanmalarını sağlamak. Çünkü uçuş eğitiminde her şey teorik veya temel uçuş eğitimi değil, üzerine pekiştiriyorsunuz ve bir filoya gittiğiniz zaman bir liderin kolunda kol uçucusu olarak göreve başlıyorsunuz filoda ve hep tecrübelerin aktarılması, uçağa görevleri yapa yapa bir şekilde uçuş saatinizi, tecrübenizi aktarıyorsunuz ve daha sonra o pilot lider haline geliyor. İkili kol lideri, dörtlü kol lideri, öğretmen oluyor, tecrübesini daha arttırıyor ve hep böyle karşılıklı mesaiyle, tecrübeyle, uçuşla bunları aktarıyorsunuz. Ve tabii ki bu yapılan işte dünyanın en pahalı eğitimlerinden biri. Altınızda bir milyon dolarlarla ölçülen işte F-16, F-4 gibi bir savaş uçağı her uçtuğunuz saat 10 binlerce dolara mal oluyor. Attığınız mühimmatlar bazen milyon dolarlık mühimmatlar atıyorsunuz ve bunlar hep eğitimle bir yere doğru geliyorsunuz. Ama siz böyle meyve verecek ağacı FETÖ'nün yaptığı gibi dipten budadığınız zaman gerçekten onları yaşatabilmek çok güç. Bunların hepsinin bedellerini milli güvenlik sorunları olarak biz ülkemiz olarak yaşıyoruz. Maddi konusundaki külfetlerini de zaten vergi olarak ödüyoruz. O yüzden bunlara çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi 100 pilot geri döndü. Daha sonra mecburi hizmetini tamamlamak üzere de birçok pilot davet edildi. Ve bu pilotlar yavaş yavaş Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönerek görevlerini önemli bir kısmı halen ifa ediyor. Emeklilikleri gelmiş olanlar o hizmet yıllarını doldurduktan sonra emekli olarak Hava Kuvvetleri'nden ayrılabiliyor. Bu dönem içerisinde ne yapıldı? Harp okulları, asker liseler kapatıldı. Harp okulları sil baştan bütün öğrencileri çıkartıldı. Tekrar yeniden güvenlik soruşturmalarıyla birlikte alımlar başladı ve o harp okulundan gelen öğrenciler de okullarını bitirdikten sonra uçuş eğitimlerine gittiler. Harp okulu 4 yıllık. Nereden baksanız uçuş eğitimi de 2 yıl sürüyor. Ve bu dönem içerisinde geçtiğimiz Eylül ayından itibaren artık F-16 filolarında görev yapmaya başladılar. Bir başka bu konuyla ilgili adım da Hava Kuvvetleri bünyesinde pilot adayı olmuş ama o FETÖ'nün o eleme kapsamında 1000'den fazla subay uçuş eğitiminde elenmişti. Onlara tekrar bir şans verildi ve bunların arasından da pilotlar çıktı. Bunların rütbeleri işte yüzbaşıyken, binbaşıyken pilot olanlar var. Onlar da filolara katıldı. En azından bu eksikliğin giderilmesi açısından önemli bir adım oldu. Tabi bu arada Milli Savunma Bakanlığı bu mecburi hizmet konusuna da el attı. Önce 10 yıldan 14,5 yıla, arkasından 18 yıla ve daha sonra da 21 yıllık mecburi hizmet süresi getirildi. Sonuçta hava kuvvetleri olsun, diğer kuvvetler de aynı şekilde özellikle pilotlara çok ciddi bir
yatırım yapılıyor. Milyonlarca dolarlık yatırım, uçuş eğitimleri aldırılıyor, ediliyor ve bunların uzun vadeli, hani öyle tam yararlanılacak vakitte ayrılmasınlar diye de bu 21 yıla çıkartılmış oldu bu atılan adımla birlikte. Şu an mevcut döneme göre işte 2018'de yaklaşık 1000 pilota ulaştı Türk Hava Kuvvetleri. Hedef 1600 pilottu. Harp okullarında ortalama 250 civarında pilot bu alımlarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmaya başladı. Rakam yavaş yavaş yükseldi ama geçmişte o özellikle 15 Temmuz'dan sonra yapılan yeni değerlendirme ile birlikte harp okullarına ara sınıftan öğrenciler alınmaya başlanmıştı. Burada amaç bir an önce bu eksikliğin giderilmesi için bunlar yavaş yavaş filoya çıkmaya başladıkları zaman İngilizce sorunu ortaya çıkmaya başladı. Havacılığın dili İngilizce. Türk Hava Kuvvetleri'nde de bütün operasyon, kitapları, her şey İngilizce. Çünkü uluslararası bir operasyon yapıyorsunuz. Kullandığınız sistemlerin ana dili İngilizce olduğu için İngilizce sıkıntısı sonrasında harp okullarına bir yıllık İngilizce sınıfı konulmaya başlandı. Buradan da tabii bir yıl kayıp olmaya başlandı. Buradan da bir ihtiyaç söz konusu ve bu nedenle de tekrar özellikle nakliye filolarında görev yapmak üzere bir adım atılarak pilot alımı gerçekleştirmeye başlanmış durumda. Hava kuvvetleri ihtiyaçları gidermek üzere tekrar hava yollarına döndü. O ilk başta söylediğim gibi 100 civarındaki pilot Türk Hava Kuvvetleri'ne tekrar geri dönmüştü. Bu arada işte yapılan sağlık muayenesi, diğer faktörlere baktığımız zaman hava yollarında görevli 370 pilotun tekrar dönmesi bekleniyor. Ancak bu pilotlar haklı olarak uzun süre jetlerle uçmadıkları için gerekli sağlık kriterlerini karşılayamaz durumdalar. Sonuç olarak bir F-16'da uçabilmek bir sporculuk gerçekten gerektiriyor. Kilonuza dikkat etmeniz lazım. Her zaman spor yapmanız lazım. Kaslarınızın çok gelişmiş olması lazım. Bir de tabii ki uzun süre görevle birlikte vücudunuzda çeşitli yapısal hasarlar meydana gelebiliyor. Zaman zaman da bu oluşan bu problemler nedeniyle jet uçaklarıyla da uçamaz hale geliniyor. Biraz önce de söylediğim gibi hava yollarında görev yapan 370 pilot tekrar Türk Hava Kuvvetleri'ne gelecek. Bunlar muharip uçak pilotu, ancak hava yollarında görev yaptığı için bu pilotların ulaştırma filolarında görev yapması, yani onların da bir operasyonu benzer hava yollarıyla oralarda görev yapması planlanıyor. Ulaştırmadaki genç pilotlar, ki onlar uçuş eğitimlerini işte KT-1, geçmişte T-37, daha sonra T-38 jet uçaklarıyla uçarak jet eğitimi aldıkları için de oradaki genç pilotların muharip filolara, yani F-16 filolarına kaydırılması planlar arasında. Şimdi sonuç olarak Türk Hava Kuvvetleri'nde tam olarak istenilen sayı minimumlar yakalanmış durumda. Yavaş yavaş pilotların sayısını arttırmak gerekiyor. Sonuçta bu geri dönen birçok pilotun da mecburi hizmet süreleri doldukça onlar ayrılıp tekrar hava yollarındaki görevlere devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili bu eksikliğin giderilmesi için ara bir çözüm olarak bu alınmış durumda. Şimdi geçmişte askeri liseler vardı. Üzerine harp okulu okunuyordu. Burada amaç askeri bakış açısını küçük yaşlardan askeri lisede hem iyi öğrencileri seçmek, hem onlara çok iyi bir lise eğitimi vermek, hem de askeri bakış açısını, görev bilincini yerleştirmek açısından askeri liseler gerçekten büyük önem taşıyor. Daha sonra askeri liseden mezun öğrenci harp okuluna devam ettiği zaman o zihniyet bakış açısını akademik üniversite yaklaşımıyla üst üste koyuyor ve gerçekten tabiri caizse böyle tırnak içinde tam bir görev adamı oluyor. Fakat uzun vadede baktığınız zaman ara birimlerden aldığınız kişiler bazen tam olarak bu askeri mantaliteye tam olarak uyamayabiliyorlar ve çeşitli uyum problemleri çıkabiliyor veya bazen bir göreve gidiliyor. Örneğin bir sivil havacılıkta bir numaralı faktör her havacılık konusunda olduğu gibi uçuş emniyetidir. Yani bir yere inemiyorsunuz, zorlamanın alemi yoktur. Niye? Yolcunuzu, kendinizi, pilot ve uçağınızı riske atarsınız ama askeriyede savaş şartlarında bazen bunlar göz ardı edilmek durumunda geliyor ve her zaman birinci öncelik görev olabiliyor. İşte bu faktörlerde de bu bakışın verilmesi açısından askeri eğitimin küçük yaşlardan itibaren köklü bir şekilde verilmesi büyük önem arz ediyor. Umarız ilerleyen yıllarda bu düzenlemeler tekrar yapılır. İşte askeri liselerin açılması ve çok iyi kontrol edilmesi, yani yarın öbür gün işte geçmişte FETÖ
bugün başka bir tarikatın veya başka bir bakış açısının değil, burada kuralları belli asker yetiştirecek herhangi bir işte siyasi, dini veya başka bir faktör değil, asker, profesyonel asker yetiştirecek bir kurum haline getirilmeleri çok çok önem taşıyor. İkinci önemli olgu, askeriye gerçekten yıpratıcı bir pilotun yaşantısını düşünün. Veya bırakın onu, sadece pilotla hava kuvvetleri dediğiniz zaman pilot aklınıza gelmesin. O uçağın faal olmasını sağlayan bakımcısından, radar operatörüne, kuledeki kontrolöre, ikmalcisine, her şeyine bir takım oyunu haline getiriyorsunuz siz bunu. Ve bu takım oyunu birlikte hareket edebildiği sürece başarıya ulaşılıyor. Bu açıdan da ilerleyen dönem içerisinde belirli hizmetler tamamlandıktan sonra o pilotun hava yollarına geçtikten sonra belirli bir süre yedek olarak uçabilmesi şeklinde de çeşitli adımların atılması gerekiyor. Örneğin bir 2000 saat F-16 ile görev yapmış pilotun devletin harcadığı para milyon dolar, inanılmaz bir tecrübe. Bunu bir anda sıfırlamamak gerekiyor. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Air National Guard, ulusal muhafızlar veya Air Force Reserves, yedek kuvvet, iki ayrı birim var. Bu birimler part-time olarak veya full-time olarak farklı yedek kuvvet olarak görev yapıyorlar. İşte yedek kuvvetler Amerikan Başkanı'na ve Hava Kuvvetleri'ne direkt bağlı. Diğer Air National Guard muhafızlar daha eyalet yönetimine bağlı. Biraz aralarında böyle farklı şeyler var. Bunlarla hem motivasyonu tutuyor hem de kuvvetin aktif olarak pilot ihtiyacını karşılıyor. Örneğin belirli günler içerisinde adam F-16'da görev yapıyorsa dönüyor, F-16 ile ilgili tazelemelerini uçuyor, minimum uçuşlarını yapıyor. Bir yandan da dönüp hava yollarındaki görevine devam ediyor ama bu geçişler sırasında düşünün, hava yolunda pilot kokpitte bir kabin memuru getiriyor onun kahvesini veya askere de döndüğü zaman emir vermesi gerekiyor. Tüm bu geçişlerde ekstra eğitim alarak yumuşak bir şekilde hiçbir tarafa ne kendini hava yolunda asker zannetmek ne de askeriyede kendini sivil bir pilot zannetmek değil. Burada geçişler çok düzgün bir şekilde yapılıyor ve bu geçişler sonrasında hem hava yolunun işi görülüyor hem de o yetişmiş kişinin tecrübesinin hava kuvvetlerine devam ederek acil durumlarda çağrılabilecek yedek bir güç haline geliyor. Belki de biraz da Türkiye'de bu konuyu incelemek, bunun üzerine odaklanmak gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü verilen tecrübe gerçekten çok büyük. O askeri bakış açısı çok çok önemli. Bunu yakalayamadığınız zaman çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, bugünkü videomuzda size biraz neden hava kuvvetleri bu ilanı açtı, neden pilot alıyor, bunu biraz anlatmaya çalıştım. Biraz da askeri mantaliteyle bu pilot eğitimine bakışı ortaya koymak istedim. Sonuçta herhangi bir kusurunuz yoksa, bilgi açısından sağlamsanız, parasını da ödemişseniz sivilde pilot olabiliyorsunuz. Biraz daha şartlar orada daha geniş ama hava kuvvetleri dediğimiz zaman, bir F-16 dediğimiz zaman, yarın öbür gün Milli Muharip Uçak dediğimiz zaman burada gerçekten pilottan istenilen özellikler çok net ve gerçekten çok sıkı. Örneğin harp okulunda bile o kadar eleme yapılmasına rağmen ancak adayların yarısı pilot olabiliyor. 100 kişi mezun olsa 50'si pilot olarak çıkabiliyor. Bunlardan da en az yarısı nakliye filolarında görev yapabiliyor veya helikopterlerde görev yapıyor. Kalan ancak %25'lik bir kısım, ki bu rakamlar oynuyor zaman zaman, ancak işte F-16'da bir pilot haline gelebiliyor. Bu yüzden istenilen özellikler çok çok yüksek. Küçük bir sağlık probleminiz olduğu zaman pilotluğunuzu kaybedebiliyorsunuz. Bu açıdan pilotlar hava kuvvetleri açısından çok değerli. Ama tekrar anlattığımın tekrar onu da eklemek istiyorum. Havacılık bir ekip işi. Pilotu da, radarcısı da, teknisyeni de, kontrolörü de, ikmalcisi de, hatta o yorgun uçuş tulumu ıslanmış pilota çay geçiren Mehmetçiğin bile önemi çok çok fazla.